Günaydın. Gelsene. Otursana. Hala ayılamadım. Dün gece fenaydı. Bir şeyler söyleyeyim mi sana? Yok yok, çok vaktim yok. Şu muvaffakat mameleri alıp hemen gideceğim. Sonra buradan sizin çekim için dergiye uğrayacağım daha. Öf. Bugün o vardı değil mi? Dün gece neden sattın beni? Satmadım. Ben geleceğim dememiştim ki zaten. Çıkalım gibi bir şey deyince ben öyle anladım. Ne duymak istediysen onu duydun yani. Bir sıkıntın mı var asistan kız? Yok. Bazen durup dururken bana sert davranıyorsun. Ama ben anladım seni. Ne anladın? İyi bir film izledin. Sonra benimle kalabalığa gürültüye karışmak istemedin. Evine gittin. Kitap okudun, kahve içtin. İtiraf et. Bu yüzden sattın beni. Aynen öyle oldu. Neyse. Görüşürüz. Gidiyorum ben. Gitmeden ajansı uğrayacağım. Tamam. Ne kadar de? Şöyle vurun teşekkürler. İki dakika bekler misiniz? Çok trafik vardı için abi kesin çıldıracak. Ha. Neyse aman olsun. İki bağırır çağırır sonra sakinler. O değil de sana ne diyeceğim? Şu muhasebeye yeni giren kız var Emre, mı? Emrah sonra anlatsana. Ya dur olmaz. Şişeyim. Biliyorsun böyle rezillikleri ben Gülin'le paylaşamıyorum. Ben naif ve tatlış bir insan olduğum için biraz gülüp eğlenip içime atıyorum. O Gülin cadısı gidip dalga geçiyor. Tamam hadi çabucak anlat. İşte bu kız evleniyor ya. Bilmiyorum. Neyse işte bu evleniyor. Bizim oyunculardan biri de laf arasında bunu duymuş. Demiş ki bana davetiye göndermezsen sana çok anlamı. Bizim zavallım da gitmiş oyuncuya davetiye göndermiş. Canımız ya. Oyuncuların anda şirinlik yapıp sonra unuttuklarını bilmiyor tabii. Ben de dedim ki gelmez o. Sen hiç bekleme. Tutmayacakları sözleri vermeleri korkunç bir şey. Yok. Yani ben öyle düşünmüyorum. O an kendilerini sevdirmek için aşırı bir istek duyuyorlar. Karşıdaki ne duymak istiyorsa onu söylüyorlar. Onu unutuyorlar işte. Yani insana varoluş yüzünden kızamazsın ki. Haklısın. En azından oyuncular içlerinden geldiği gibi davranıyor. Normal insanlar onlardan daha kırıcı. Neyse gidiyorum ben. Hadi, hadi. Görüşürüz. Tamam. Acelem dikkat var. Et. Tamam.